defa bir şey söyledim Aysun. Sen beni demek ki hiç dinlememişsin. Sen beni dinleseydin şu an bu cevabı vermezdin. Kızlar siz devam edin, ben geliyorum hemen. Nereye gidiyorsun Zeynep? Kayınvalideme bir hediyem var. Kayınvalidene mi? Ceviz vermeye kayınvalidesine. Ne verecekmiş? Vitamini lazımmış kayınvalidesine, çok önemli. Doğru, lazım. Evet. Vitamin hepimize lazım canım, sadece kayınvalidesine değil. Merhaba. Merhaba. Aa, ne işin var Zeynep? Kayınvalideme ceviz bana getirdim. Bana ceviz getirdim. Atıyorum ya. Dün akşam iki porsiyon somon yedirdim. Evet. Bu nedir şimdi? Vallahi çalışıyorum, unutmasın diye. Çalışıyorum resmen. Zeynep bunu, yesin. Bunu evde yapsa. Yapıyorum, bence evde de yapıyorum. Akşamları yap. Nurten abla, senden bir ricam var. Ceviz yemeği unutursa ne olur hatırlat, olur tamam mu? Tamam, sağ ol. Tamam, bunu sen evde yap ama burada değil. Ama yapıyorum. Yok, evde burada de değil, evde yapacaksın onu. Sen, ben sana ikram etmedim diye yapıyorsun. Al bir teşekkür tane ederim. Yiyelim. Benim aklım başımda bir tane. Ben de teşekkür ederim. Gelinimi buluyor. Hayır, yemiş olsun diye hani. Yanlış anlamayın. Teşekkür ederiz. Allah emanetim, ben yerim. Afiyet olsun, görüşürüz. Tamam. Bunu yapmak istiyorsan evinde ağırlayabilirsin. Cevizler, fındıklar, balıklar yedirebilirsin. Burada toplum içinde yaptığın yanlıştı. Ya evde de yiyorum benim ben. Gelinim arkamdan puanlama yaparken not tutarsa, benim gelinim bu kadar kayınvalidenin içinde bana getirip ceviz verirse... Ne demek istiyor acaba? Ya, ne demek istiyor acaba? Nedir mesaj, nedir? Diyorsunuz ya puanlamayı unutuyorsun. Bir çuval ceviz deneyeceğim, faydası yok. Beni besliyor gelinim ya. Ne besliyor? Diyor ki kendini toparla, yorumlarını unutma. Bana puan ver evet, diyor sana. Puanları bana o da olacak inşallah. Evet. O da olacak yarabbim. Aa, Yasemin Hanım'a vız gelir hiç. Öyle onun umurunda inşallah olmaz yani. Yok yani bu bunlardan bunu çıkartıyorsan. Ben bunu çıkartıyorum. Gelinim içeride bana ceviz getirdi. Eğer bir başkası getirseydi onu geri iade ederdim. Ama Zeynep getirdiği için birkaç tane yedim. Çocuğu gibi, çocuğu bir şey yapar not alır ya. Kendi yaptığından utansın o zaman, ne diyeyim? Bence de çok... Aynen öyle. Zeynep kendi yaptığından utanması gerekiyor. Yakışmadı, Zeynep'e yakışmadı. Öyle? Sizin en ilgisi yok aslında. Biz yanlış kişiyle konuşuyoruz şu an. Ben Zeynep'e gelince de söyledim bu nedir diye. Kayınvalidelerimiz de heyecanlanıyordur sonuçta. Tabii ki de. Bir de Seda Hanım'ın yanında heyecanlanmamak mümkün değil. Zeynep ne yaptı kayınvalideler odasında? Ceviz Zeynep götürdüm. Zeynep besledi geldi. Vitaminini. Niye ceviz götürdün Zeynep? Unutuyor Aysun, biliyorsun. Unutkanlığa birebir gerçi ceviz. Doğru söylüyorsun. Unutuyor aynen. Evde de iki porsiyon somon yedirdim ona. İnşallah işe yaramaz da sana bir vermeye devam eder. Tatlım şunu bil. Benim kayınvaliden bana bir verse de ben diğer kayınvalidelerle yüksek puan alıp yine bilezik alıyorum. Ya kızlar dün niye siz tartışıyordunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Sesiniz balkonlara kadar taştı ya. Esin sana da amma dert oldu ya bizim neyi tartıştığımız. Gerçekten Allah görmek Allah istiyorum. VTR'si de varmış sanırım. Bir izleyelim görelim. Herkes öğrensin bence. İzle de rahatla. Aysun ne oluyor sana Allah aşkına ya? Çeyrek aldım, bir havalandı. Yani geçerken önüne mi bakmıyorsun? Ben varım yanında ya. Zeynep'ciğim geçiyorum. Çeyrek aldın, yine bir başladım böyle böyle yürümeye. Allah Allah, mutsuz mu olayım? Ne istiyorsun sen? Çeyrek aldım, mutluyum, geçiyorum. Ben sana mutsuz ol demiyorum ki. Neyi sen bence önce kolundaki bileziklerle yakandakilerin yarısını benim kayınvalideme ver bence. Zeynep ben zaten iki tane beş aldım. Senin kayınvalidenle ne alakası var? E çünkü o bulaması alamayacaksın ki. Benim de puanım çok iyiydi. O zaman ben de şöyle mi diyeyim? Cuma günü sen bunu... Cuma günü sen yüksek puan aldın diye o zaman o bileziklerin yarısı da benim. Ben kayınvaliden bana bir vermesine rağmen yüksek alıyorum. Neden? Çünkü iyi yemek yapıyorum canım. İşte ben de senin yani kayınvalidenden senin... düşük puan almıyorum canım. Yani... Ben nasıl sadece alakası senin kayınvalidenden ya? Hadi bu konuyu da geçiyorum Aysun. Ben yeni gelen kayınvalideden bir puan aldım. Ama hakkım olan beşi de alınca dolayısıyla çeyrek benim yakama canım, geldi. Canım Hacer abla da çok yani güzel olmuş deyip bana iki puan verdi. Olan o çeyreği ben kendi tamam, puanlarımla diyelim ki, aldım. Tamam şöyle düşün. Diyelim ki hakkın olarak aldın. Geçerken bana böyle posta mı koyman ben gerekiyor? Ben sana çarpmadım Zeynep, abartma istersen. Şöyle dokundum geçtim Allah aşkına. Normalde şöyle yaparsın, hadi Zeynep çıkalım satın dersin. Satın sıcak yer arıyorsun. Hadi ne çıkalım oluyor? Zeynep dersin. Çeyreği kaybettiğinde böyle bir havalı havalı yürüyorsun, böyle bir şeyler yapıyorsun. Sakin ol Zeynep. Ay bayağı değiştin ya altın alınca, bravo. Gördünüz mü kavga sebebimizi? Gördüm, bir de arkadan Zeynep alkış tutmuşsun ya. Yani Allah bütün bu kavga hepsi çeyrekten dolayı mıydı? Yani o tavrının sebebi çeyrekten lütfen dolayıymış. Onu anladım. Resmen bir çeyrek için kavga etmişsiniz yani. İnanamıyorum size. Canım biz çeyrek ne için kavga etmedik. Ne için burada? Tamam ama bu kadar. Senin bir hırsın yoksa kazandığın zaman bize verebilirsin.
Yani eğer buraya... Hayır canım, ben bunu gezmeye size vermek için gelmedim. Kendim kazanıp takmak için geldim. Esin, gördün mü Aysun'un tavrını? Evet, ben Aysun'a bir şey sormak istiyorum. Sor Aysun, bakalım. Zeynep'e bilerek mi çarptın yoksa yanlışlıkla mı oldu? Bilerek çarpma ihtimalin var mı sence? Esin, dışarıda biz Aysun'la değil miyiz? Aysun, gel kahve içelim. Evet, oturalım. Evet, tamam, öyle konuşalım. Hep yan yanayız. Bak böyle geçti yanından. Böyle vurup geçti bildiğin ya. Sarsıldım ya böyle. Alakasız çarptım Zeynep ya. Yanlışlıkla çarptım. Niye abartıyorsun? Pardon bile demedin ama. Vurdu geçti, devirdi bak, geçti. Pardon bile demedi. Ben biraz alttan almalıydım Zaten, Aysun. Sen zaten hemen bir tepki verince ben de dedim ne oluyor Zeynep? Ne yapıyorsun Aysun dedim. Ay yani. Pardon Zeynep diyebilirdin. Çıkması gerekiyormuş. O anda ufak bir çarpmış. Bunda ne var? Bence Zeynep abartıyor ona. Bunu. Ben altın aldım. Aa, bak hayır, gördüm. Hayır. Altın aldım diye vurmuş. Evet, öyle yapmış. Ben evet. Ama şu olabilir. Gördün mü gibilerine şu böyle? Şu olabilir. Zeynep'in zoruna gitmiş olabilir. Baksana diyor altın aldın diye havalara girdi. Niye zoruna gitsin Zeynep'in canım? Zeynep dedi 10 tane 5 tane bilezik aldı. Zeynep de aldığı zaman havalara giriyor. Sana bir işte sana şu sana bu diyor. O nasıl olacak? Ben görmedim Zeynep öyle bir puanla bilezik alıyor. Ben hiç Aysun görmüyorum. Zeynep'i. Ben hiç görmedim. Sen zaten görsel tabaklara iyi puan verirsin. Aysun çeyrek hayır, alsın. Aysun mutfak bir çeyrek karışıyor. Aldım. Hiç önemi yok. Ben bilezik aldım. Senin ya, için önemli olmayabilir. Zeynep için önemli. Zeynep, hep Zeynep kazanacak. Zeynep trip atmıyor ya. Size öyle geliyor aslında. Hakikaten Aysun niye Zeynep'e trip attı bu böyle? Ya. Allah aşkına Neriman Hanım yürürken insan insana çarpmaz olmaz ya. Olmaz ama tavırlı oldu hareketleri. O bile bile çarpmış bayağı bile bile çarpmış ben hareketleri... altın aldım demiş. Vallahi ya. Sizin kalbiniz kötüyse ben bir şey diyemem. Kalbine geçerken ama görünen o kapıda. Bayağı bile bile ne oldu Neriman Hanım dün bir bugün iki hemen bir taraf oldunuz ya. Ay hayır ay yok görünen o. Senin kızın bir altın aldı diye bu kadar havalandı mı böyle? Ya niye havalansın? Havalandı mı? Kızım oraya mutlu oldu. Omuz atmalar falan. Aysun kaç gündür altın almıyordu. Benim daha kızımın yürümesinde bir asalet var. Asillik var. Ay. O öyle. Acelesi varmış. Geçerken Zeynep'e dokunmuş. Ama senin tepkin o kadar büyüktü ki. Aysun ne yapıyorsun? Görmüyor bunu, musun beni sana dedi. Sana bunu bile bile yapmışım gibi bir tepki verdi. Ama bilerek yaptın Aysuncuğum. Ya etki bilerek. Tepki bu sonuçta Zeynep şimdi yani. Şimdi haftalardır hiçbir şey kazanamıyorsun. Bence onun hırsıyla böyle bir şey yapıyorsun ama gerek yok. Ya gerek neyin yok. Hırsıyla böyle bir şey yapacağım? Burada altın aldığında seni ilk ben alkışladım. Onu da hatırlatırım. Tamam biliyorum. Benim sana ekstra bir tavrım yok ki. Ne alakası var ya dedin. Dedi hayır, Zeynep konuyu... pardon farkında değilim tamam de o zaman. Tamam da konu çarpmadan nerelere geldi? Sen diyorsun ki kolumdaki bütün bilezik ve çeyrekler benim kayınvalideme ait diyorsun. Hayır, benim kayınvalidem sayesinde aldın diyorsun. Aysun bir sen bilezik aldığın ben zaman... Ben burada yarışırken sen gittin. Sen çok sonra geldin. Aysun. Benim aldığım çeyreklerin, bileziklerin seninle uzaktan yakından alakası yok. Aysuncum sen bilezik aldığın zaman değişiyorsun ya. Bir tavrın değişiyor. Bir triplerin değişiyor. Biz seninle şu an iyi anlaşıyor olmamızın sebebi de bence o yani iki haftadır. Şimdi sen altın almaya başladın. Bu hafta birinciyi aldım öyle söyleyeyim. Evet. Hemen Aysun gene bir değişmeye başladı. Haftalarda demek ki Gizem doğru söylüyormuş. Bu arada. Senin altın gözünü bürümüş gerçekten. Beni kendine karıştırma. Ne ay yapıyorsun Aysun? Ay 2 dakika bırakmaya gelmiyorsunuz kız. Ne oldu gene? Karıştı ortalık yine Seda. Nasıl gidiyor? Ben artık sarmaya başladım. Yavaş yavaş. Bu arada güzel. Dün seni gördüm. Böyle program bitiminde oynarken ne güzel oynadın öyle sen. Size baka baka öğrendim Seda Hanım. Beğenirler mi? Oynamanı beğenirler mi? Beğenirler. Güzel oynuyorsun. Evet çok beğenirler. Gel bakayım şuraya ortaya. Geleyim. Ben şimdi numara vereceğim. Sen bu numarayı sen versen nasıl verirdin onu yapacağız. Tamam mı? WhatsApp ihbar hattı önemli biliyorsun. WhatsApp başvuru hattı. Ha, şöyle ortada dur şurada. Sonra da oynayacağım. Sizin gibi sunacağım yani. Ha, sunabilecek misin? Öyle mi yapayım? Numaraları ben söyleyeyim. Ha, ben de oynayayım. Sen hareketleri yap. Tamam. O zaman WhatsApp başvuru adresimiz 0539 570 37 07 ama yanda oynuyor vallahi. Helal.
Vallahi muazzam. Helal. Helal. Helal olsun. Nasıl gözümden kaçmamış gördün. Geç yerine yavrum. Çok güzel oynadın Ayten. Vallahi Ayten. Ayten döktürdün, helal olsun sana. Mümkün değil. Sen Esin. Ben de yapamam.